Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Dedeoğlu. Bu videomuzda USB belleklerimizi virüslere karşı nasıl koruruz bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi virüsler kendilerini sistemlerden sistemlere bulaştırabilmek için disklerin boot sektörlerine kaydederler. Biz USB belleğimizi yazmaya karşı koruma altına alacağız ve virüsler kendilerini USB belleğin bu boot sektörlerine kaydedemeyecek ve belleğimiz de temiz kalmış olacak. Önce USB belleğimizi takalım. USB belleğimizi taktıktan sonra arkadaşlar sağ tıklıyorum, özelliklerine bakıyorum. Dosya sistemi FAT32. Dosya sistemini NTFS'ye çevirmemiz gerekiyor. Eğer sizin USB belleğiniz NTFS ise herhangi problem yok. NTFS'ye dönüştürebilmemiz için biçimlendirmemiz gerekiyor. Biçimlendirme işleminden sonra belleğimizin içindeki bütün bilgiler silineceği için bu belgeleri yedeklemeniz gerekiyor. Bunları yedekledik. Biçimlendir diyorum. Dosya sistemini NTFS olarak ayarlıyorum ve biçimlendirme işlemini başlatıyorum. Biçimlendirme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar özelliklerine baktığımda dosya sisteminin NTFS olduğunu göreceğim. Daha sonra bu belleğimin içine istediğim dosya ve klasörleri kaydediyorum. Tabii bu işlemleri yaparken temiz bir bilgisayarda yapmanız yararınızadır. Güncel, iyi bir antivirüs programı olan temiz bir bilgisayarda yapmanız yararınızadır. Bunları yapmamın sebebini biraz sonra söyleyeceğim size arkadaşlar. Şu an ben belleğin içine bütün istediğim her şeyi kaydedebiliyorum. Bunu yazmaya karşı engellemek için sağ tıkladım, özellikler dedim, güvenlik bölümüne geçtim. Herkes tam denetim hakkına sahip. Biz bu hakları biraz kısıtlayacağız. Tam denetim değil, değiştirmeyi kaldırdım. USB belleğimden herhangi bir şey değiştirilmesini istemiyorum. USB belleğimdeki klasör ve belgeler okunabilsin, programlar yürütülebilsin, klasörlerin içeriği listelenebilsin, okunabilsin ama USB belleğime herhangi bir şey yazılmasın. Bu şekilde izinleri ayarladıktan sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Artık USB belleğimize biz de dahil hiç kimse bilgi, klasör, belge silemeyecek, izin vermeyecek buna. Yeni belgeler kaydedemeyecek. Sadece okuyabilecek. Peki burada bir tane klasörü açsak, diğerleri kullanılmasa ve bu açık klasörün içine istediğim zaman belge kaydedebilmeyi istiyor olsa. Bunun için de arkadaşlar biz burada güvenlik bölümünde izinleri ayarlamıştık. Bu izinlerin hepsi alt klasör ve belgelere de aktarıldı. Sağ tıkladım. Güvenlik dedim. Gördüğünüz gibi alt klasörlere de uygulandı. Ben açık klasörün izinlerini açmak istiyorum. Güvenlik bölümünden izinleri tam denetim olarak ayarladım. Şu an artık açık klasörüm açık. Belleğimin içinde herhangi bir değişiklik yapamayacağım. Başka klasörümün içinde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin vermeyecek. Ancak açık klasörümün içine istediğim belgeleri ve bilgileri kaydedebileceğim. Bu şekilde USB belleğinizde virüsler de cirit atamayacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.